açılış, saygı duruş, istiklal marşı. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler. Okul, bilgi dolu bir geleceğe uzanan ilk adımdır. Okuma yazma ile başlar eğitim yılları. Yaşanan sevinç sadece okuma yazma sevinci değildir elbet. Öğrenmenin, başarılı olmanın, kazanmanın sevincidir yaşanan. Kazanılacak çok şey vardır eğitim yıllarında. Endişeli gözlerle kimi annesinin, kimi babasının elinden tutup giderken okul bahçesine çok vakit almaz alışmak arkadaşlıklara. 2016-2017 eğitim öğretim yılına hep birlikte heyecanla, azimle, sevinçle başlamış bulunuyoruz. Hepimizin temel vurgusu eğitim. Yani öğrenen ve öğreten kişi olmak. Yusuf Basmacı'nın 11. yüzyılda kaleme aldığı eserinde anlamı mutluluk bilgisi olan Katut Gubili'de iki tür insan vardır der. Biri öğreten, biri öğrenen. Böylece insan olmanın en önemli vasfının aslında eğitim olduğunu ve bunun da hayatımız boyunca devam ettiğinin en büyük göstergesidir. Eğitim, insana yapılan en büyük yatırımdır ve eğitim öğretimimiz insanın hayatı boyunca devam etmektedir. Ve insanın hayatı boyunca devam edecek eğitimin en güzel ve en kritik dönemi işte ilk öğretim çağındaki çocuklarımızın içinde bulunduğu bu eğitim öğretim dönemidir. Eğer ilk öğretim dönemini öğrencimiz başarıyla tamamlarsa bundan sonraki lise ve yüksek öğreniminde hatta hayatında zihinsel olarak, sosyal olarak, kişisel olarak daha güçlü, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişme şansını elde edecektir. 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk başlama günü, ilk ders yılının çaldığı günde burada bu eğitim öğretim yılının başarılı ve iyi neticelerle sonuçlanması amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Yaşadığımız son birkaç ay içerisindeki hadiseler de çok iyi gösteriyor ki eğitim gerçekten çok önemli. Ama eğitim derken içi boş eğitim değil. İçi boş eğitim almış, birey olamamış, insan olamamış, insani duyguları tam anlamıyla gelişememiş, insan vasfı gördüğümüz kişilerin yaptığı cinayetleri, canilikleri, hainlikleri hepimiz gördük. Demek ki bizim eğitim sistemimizin esas temel unsurlarından birisi de kaliteli, kişilikli, vatanlı ve milletini seven bireyler yetiştirmek olmalı.